Selam, herkese merhaba. Bugün böyle üst üste video çektiğim bir gün ve az önce saçımı nasıl düzleştirdiğimi, bu kabarıklığını nasıl aldığımı size bahsettim ve gösterdim. Bugün de kaşlarımı nasıl yaptığımı göreceksiniz. Bayağı çıktı çünkü. Ve düşündüm ki hadi birlikte yapalım. Çünkü her ne kadar kuaförler açılmış olsa bile bence birçok insan yine de gitmeyi tercih etmiyor diye düşünüyorum. Ben şahsen etmiyorum. Henüz riskli buluyorum. Evet, şimdi size ekipmanımı göstereyim. Bir adet makasım var ve bir adet kirpik kaş fırçası. Daha sonra böyle bir aparatım var. Bu böyle kaş usturası gibi düşünebilirsiniz. Elektronik olanı. Ve de cımbızım. Şimdi sizleri biraz daha yakına alayım ve birlikte bir de yakından bakalım. Şöyle biraz da yukarıya alayım. Evet, şu ana kadar dağınık göründüğünün farkındasınızdır. İlk olarak ben böyle yukarıya doğru tarıyorum. Şu an kameranın ve ekranına bakmak zorundayım, yoksa iyi yapamam. Şöyle hafif aynamı da almaya çalışıyorum. Tamam. Böyle yukarıya doğru tarıyorum ve hepsinin aynı hizada olmasını istediğim için o şekilde keseceğim. Henüz çok fazla uzamamış gördüğünüz gibi. Ama ben yine de az da olsa alıyorum. Bu kaşımın kendi şekline göre kesiyorum. Daha sonra böyle aşağı doğru tarıyorum. Ve şunları kesiyorum. Evet, kesme işlemi aslında sadece bu kadar. En zevkli kısmı da kesinlikle bu kesme işi. Bu kaşım biraz daha seyrek gördüğünüz gibi. Daha sonra ben saçlarıma değil, kaşlarımın buralarını, şuralarını ve şuradan alıyorum. Biraz daha kısaltıyorum. Ve bunu da bu aparatla yapıyorum. Bunu Rossmann'dan almıştım. Rossmann'ın kendi ürünü. Rossmann'larda bulabilirsiniz yani. Böyle açıyorsunuz. Ve İki tane, bakın iki tarafı var. Biri daha ince, biri daha geniş. Genişle önce bir başlıyorum. Ve sonra çevirip daha kısa yerinden bu detaylara giriyorum. Aynısını buraya da yapalım. Bu şekilde bunu
Bu arada yüzünüzün diğer bölgelerindeki tüyleri almak için de kullanabilirsiniz. Dudak üstü ya da şurayı da alabilirsiniz. Sarışınken tabii daha açık kaş kalemini kullanıyordum. Şimdi böyle daha koyuya gidelim. Bunları size göstereceğim ama şöyle şuraları temizleme işlemini cımbız yapıyorum. Olan kaş kalemimle bu arada Inglot'un 506 numaralı kaş kalemi. Bununla burayı çok hafif dolduruyorum. Bu. Geri kalanını Flormar'ın 106 numaralı kahve kalemiyle dolduracağım. Bunun için buradan başlıyorum. Şöyle şurayı dolduruyorum. Daha düz gelmesi için. Çok fazla kavisini sevmiyorum artık. Bakın bu şekilde. Böyle durduğuna bakmayın. Bunu daha şey yapacağız. Yumuşatacağız. Aynısını buraya da yapıyorum. Böyle. Şimdi de alıyoruz bunu ve daha bastıra bastıra hareketler yapıyorum. Bu şekilde. Sonra kamerada çok koyu görünüyor ama o kadar koyu değil. Sonra bir sabitleyici kullanabilirsiniz. Benim elimde şu an sadece Maybelline'in bu kaş maskarası var. Bununla şöyle üzerinden geçiyorum. Biraz daha rengini kırmak için. Daha sonra bir highlighter pencil, yani böyle bir aydınlatıcı stick diyebiliriz. Bunu alıp kaşımın böyle etrafından geziyorum. Bu böyle benim kaşımı daha kalkık yapıyor. Bunu da süngerle dağıtıyorum. Bayağı da kolay dağıtılıyor. Bunu çok seviyorum. Revolution Pro'nun netleştirmede. Şu da adı. Bunu kesinlikle alabilirsiniz. Ve aslında yaptığım bu. Yaptığım tamamen bu. Bu şekilde kaşlarımın daha kalkık durduğunu düşünüyorum. Biraz ifademin daha açıldığını düşünüyorum. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Benim kaş rutinim bu şekilde. Genelde bu şekilde kaşlarımı alıyorum. Daha sonra mesela bu usturayı bir dezenfektanla şöyle hemen dezenfekte ediyorum. Bu şekilde biraz açık bırakıyorum. Temizleyip silip kaldırıyorum. Gayet de memnunum. Hem uygun fiyatlı hem de sürekli böyle gidip bir kaş usturası almanız gerekmez. Bu gayet uzun uzun süre işinizi görür diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz o zamana kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bye bye.